Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Parti adayı Joe Biden, başkan yardımcısı olarak Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'i seçti. Harris, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirmesi ve 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan tasarıyı imzalamasıyla tanınıyor. ABD başkanlık seçimi için Donald Trump'la yarışan Joe Biden'ın başkan yardımcısı seçtiği isim. Eğer Biden seçilirse Harris ABD'nin ilk kadın siyah ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip olacak. Demokrat aday Biden, Harris'i bana en iyi yardım edecek kişi diye duyurdu. Harris, Demokrat Parti'nin başkanlık adaylığı için yarışa katılmış, ancak ön seçimlerde istediği sonuçları elde edemeyince Biden'le yine yarıştan çekilmişti. 55 yaşındaki Kaliforniya senatörü, ABD senatosundaki tek siyah kadın olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Jamaika ve Hindistan kökenli göçmen bir anne ve babanın çocuğu. Peki Türkiye için ne ifade ediyor? And he is an embarrassment. Harris, siyasi kariyerinin başladığı dönemlerde 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasına destek verdi ve Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirdi. Donald Trump daha önce Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak bir kadını seçecek olmasını bazı erkeklerin hakaret olarak görebileceklerini söylemişti. Bu arada ABD'de Connecticut eyaletinde demokratlar arasında yapılan ön seçimleri Biden önde tamamladı. Rakiplerinin yarıştan çekilmesiyle demokratların tek adayı olan Biden, Connecticut'ta oyların %80'ini aldı. Trump katıldığı bir radyo programında seçimleri Joe Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi. Rakibinin Çin konusundaki tutumunu eleştirdi.